Arkadaşlar merhabalar. TYT Geometri Full Tekrar Kampı'nda ikinci gün ikinci videodayız. Dik üçgen ve özel üçgenler konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani bu konuların yeni nesil sorularını çözeceğiz. Sayfa numarası 20, 21, 22 ve 23 ve 24'ü çözüp dik üçgen ve özel üçgenleri yani ikinci gün ikinci videoyu bitireceğiz. Yani toplamda sayfa numarası 20'den kaça kadar? 24'e kadar hatta 24'de çözeceğiz ve bugünü bitireceğiz. Hadi bakalım. Güzel sorular var. Önemli sorular var. Dikkat edin lütfen. Ve bu derse gerekli önemi, gerekli özeni lütfen ama lütfen gösterin dersimize. Başlayalım. Örnek 22'deyiz. Aşağıda her bir saniyede 1 derece hareket edebilen 6 metre boyundaki salıncak görseli verilmiştir. Evet ilk durumda salıncak zemine dik şekildedir. Salıncak birinci durumdan ikinci duruma gelene kadar 60 saniye geçiyor. Kardeşim her bir saniyede bir derece hareket edebiliyorsa salıncak bu durumdayken 6 metreydi. Bu duruma geldiğinde de yine 6 metre mi olacak? Evet. Bak ÖSYM bunu çok seviyor. Eş yapıyı kullanmayı çok seviyor. Burada 6 metreyi vermek zorunda değildik ki ÖSYM de vermez. İlk durumda 6 metreydi ya. ikinci durumda da burayı hemen direkt ne yazacaksın sen? 6 yazacaksın. Eş yapıyı kullanmış. Birinci durumdan ikinci yapıya gelmiş. ÖSYM'nin en çok sevdiği tarzdır. Dikkat. E sonra her bir derecede her bir saniyede bir derece hareket ediyor ya 60 saniye hareket ettiyse bizim önceden salınacak şuradaydı hop bu konuma gelene kadar 60 saniye geçmiş o zaman 60 derece hareket edecek midir burada evet burası 60 derece. Sonra diyor ki ikinci durumdayken zemin olan uzaklık nedir diye soruluyor bize. Yani ikinci durumda şuradaki uzaklık soruluyor bize. E, 60 derece var burada. E ne yapacağız? Hop şöyle bir 60'ın mantığını kullanacağız. Çekelim dikimizi. E bu 6 ya 90'ın karşısı 6 ise burası da 30. 30'un karşısı kaç yapar? 3 yapar hocam. Bu ipin tamamının uzunluğu 6 idi. O zaman buraya da 3 kaldı. E burası da santimetre olarak verilmiş. 50 santimetre nedir? Aslında 0,5 santimetredir. Bizden bu uzunluk isteniliyor. Yani buradaki uzunluk 3 artı 0,5. Kaç yapıyor o zaman? 3,5 yapıyor. Dolayısıyla örnek 22 denizli çıktı. Geldik bir sonraki sayı yapıya. Evet bir sonraki soruya. Ne var? Yine eş yapıları kullanmış. ÖSYM eş yapıları seviyor. Yukarıda verilen dik üçgen şeklindeki cetvellerden 3 tanesi... Aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Şöyle birleştirilmiş. Evet dik üçgenin kısa kenarı bu. Uzun kenarı bu. Hipotenüsü de bu. Evet. Şurası kısa kenar olduğu belli. Ee, hocam kısa kenar olarak belirtilseydi daha iyi olur muydu? Belki ÖSYM şu kısa kenarların olduğu yeri kırmızıyla çizebilirdi. Ama şurada kısa kenar olduğu belli. Uzun kenarın bak burası olduğundan dolayı. Uzun kenar burası. Kısa kenar burası. Çizmeye gerek yokmuş bu soruda. Ee, burada belki çizilebilirdi. Kısa kenar burası olduğu gösterilebilirdi. Ama ÖSYM daha öncesinde sorduğu için biz de onu referans aldığımız için kısa kenar belli zaten. Kısa kenar burada da belli. Evet zaten şekilde öyle orantılı çizilir. Merak etme. Peki şimdi ben burada kısa kenara bir A diyecek olursam uzun kenara bir B demeyeyim hemen. Kısa kenara A dersem şurada da kısa kenara A. Uzun kenar ne oldu? A artı 7 oldu. Oo, şurası A artı 7. Uzun dik kenar A artı 7 oldu. E kısa kenara A ya. A hipotenüsle A artı 8 oldu. A artı 8 oldu. Pisagor. A artı 8'in karesi eşittir. A'nın karesi artı. A artı 7'nin karesinden hala daha yapanlarınız var mı bilmiyorum. Hisset kardeşim. Hisset. Ne vardır burada? Valla dik kenarlarda böyle bir ardışık sayı var burada. Burada da 7 eksiği var. Büyük ihtimalle üçgenidir. Bir artışık 3, 4, 5 geliyor ama bütün kenarlarda bir ardışık değil. Bir artışık bir de 5, 12, 13 var değil mi? Acaba 5 koyarsam. Burası 12. Burası da 13. Oluyor mu? Oluyor. Sen burada işlem yapsan da A'yı kaç bulursun? 5 bulursun. Benden ne isteniyor? mn Şuradaki uzunluk. E, dik üçgenin bir kenarı 5. Diğer kenarı da 12. E şurası 5 ya. Bu da diğer kenar bak kısa kenar 5. Burası da 12 olacağından dolayı toplamda şu uzunluk kaç yaptı o zaman arkadaşım? 17 yaptı. 12 artı 5'ten dolayı. Örnek 23. Balıkesir çıktı. Geldik örnek 24'e. Şekil 1'de yüksekliği 15 metre olan bir binanın 4 metre uzağında. Bak 4 metre uzağında. Yani sana diyor ki şuradaki mesafe 4 metre. Bir direkt gösterilmiştir. Evet devam edelim. AB 3. Bak şimdi. AB 3. Şuradaki direğin bir kısmı 3 verilmiş. 3 metre olacak şekilde A noktasından kırılarak C noktası şekil 2'deki gibi C üstü noktasına düşüyor. Bak A'nın zemin olan uz uzaklığı 3 ya. Burası 3. Tamam. Bunu biliyoruz. Direğin uzunluğu da 8 metre. Direğin toplam uzunluğu 8 ise toplam uzunluk burası 8 olacaksa AC'ye 5 kaldı. E hocam burası 5. 3, 5 ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgenden 4. E şuradaki zim uzaklığında biz 4 olduğunu biliyorduk. E hocam burası da 4. Tamam. Direğin uzunluğu 8 metre olduğuna göre TC üstü uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şimdi yüksekliği 15 metre olan bir bina demiş bir de bunun da 15 olduğunu biliyoruz ya e o zaman binanın burada da 15 olduğunu gösterelim. E o zaman karşımıza bir dik üçgen çıktı mı çıktı. Bak burası 8. Bak burası 15. 8, 15, 17 üçgeninden cevap kaç çıkar? 17 çıkar. Yani örnek 24'ü ne bulduk? Akçay bulduk. Geldik örnek 25'e. Sözel bir soru korkmuyoruz. Ne diyorsa aynen burada ne diyorsa aynısını şeklini çizerek Basamak basamak adım adım devamını getiriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım biz de şuraya şey yapalım. ACB açısı 60 derece, C açısı 60 derece AC9 olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziniz. ABC üçgeni çizelim ve C açısı da 60 derece olacak. Şöyle bir üçgen çizdim. A, B, C C açısı 60 derece oldu. AC9 oldu. Sonra AB üzerinden şöyle bir oran verilmiş. B, D, D 2K olacak şekilde bir D noktası. Evet burası K burası 2K olacak şekilde bir D noktası seçtim. BC üzerinden de BE8 şöyle bir tane E noktası aldım. BE uzunluğu 8 olacak. Ve EC uzunluğu da EC artı 1 8 eşit olacak ya. EC uzunluğu da 7 eşit olacak şekilde bir E noktası seçtik. Buna göre diyor DE uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şimdi ne yapacağız burada? Arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Öncelikle 60'ın mantığını kullanabilirsiniz. 1'e 2 mantığını da kullanabilirsiniz. 60'ın mantığını kullanmak. Böyle özel açı mantığı kullanmak demek. Ne demek? Hocam şuradan bir dik çizerim. He, dik çizince 90'ın karşısı 9 iken 30'un karşısı 9 bölü 2 çıkar. Buraya 9 bölü 2 kaldı deyip sonra buraya ne kaldı? 14. E, 7'den 9 bölü 2 çıkarttığımız zaman kaç kalıyor? 5 bölü 2 kalıyor. Buraya 5 bölü 2 kaldı diyebiliriz. Sonra bizden x isteniyor. X'i nasıl bulacağız? Hocam bir 90 dereceye karşılık getirsek olay biter. Burada oran da var benzerlik var. Hocam benzerlik daha işlemedik ama tekrar dersindeyiz. Benzerlikle ilgili böyle bir soru da yazılabilir burada. Bence bir sıkıntı yok. E hocam burada 1'e 2 oranlamadan şuradaki oranlamaları falan yazabiliriz ama sayılar çok gıcık olacak burada. Yani bazen durmayı da bilelim. Ha soru çıkar mı? Çıkar. Sayılar gıcık çıkıyor. Şimdi soru çözümünde baktığın sıkıntı yaşadıysan. E sen şimdi burada ne yapacaksın? Ne yaptın? 60'ın mantığını kullandın önce. E sonra 1'e 2 mantığını kullandın. O mantıkları, kazanımları bir de yer değiştir bakalım. O zaman ben ne yapayım burada? Hocam şurada şeyin mantığını kullanayım ben. 60'ın mantığını sonra kullanayım. Yani şu 1'e 2 oranlamasını kullanayım. Benzerliği önce düşüneyim. Oran demek benzerlik demek. O zaman oran şu oranlamı düşüneceğim. Bu oranı 2'ye 1 oran. Hani orta taban gibi düşünebilirsin. İki ihtimalim var. Ya şöyle paralel çizersin ya da böyle paralel çizersin. O paralel de gerçi şuraya gelecek galiba. 1'e 2 oran olacak ya. Evet. Bu paralel bu şekilde. Burası daha mantıklı. Orta tabanda da üçgen oluşturan daha mantıklı diyorduk ya. Evet. Buradan paraleli böyle çizince. Şurada 1'e 2 oran var. Toplamda bu uzunluk 15 ya. Şurada 1'e 2 oran olacak. Toplamda 3A eşittir. 15 ise 3A eşittir 15 ise A'yı da kaç buluruz? 5 buluruz. Hocam A dediğimiz 5 çıktı. Buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Tamam. Biz burada paralel çizmiştik değil mi? Evet. Bir de burada 9'da kullanalım. Hocam burada da 1 bölü 3 oran var. E hocam 1 bölü 3 eşittir. Buraya da A diyecek olursak ya da N diyecek olursak N bölü şurada gözükmüyor. 1 bölü 3 eşittir N bölü 9'dan N'i de kaç buluruz? 3 buluruz. Hocam N de 3 çıktı. E hocam şunlar da birbirine paralel. 60 ise burası da 60 ya. Bak ne çıktı. İkiz kenar bir üçgen çıktı. Ve burada kaç kaç derece olacak o zaman? 60 ya. Bu açıyla bu açı eşit olacak. Ve toplamları da 60. O zaman bunlar 30-30 oldu. 30-30 120 üçgen çıktı karşımıza. 3 3 ise x de kaç olur o zaman? 3 kök 3 olur. Cevap böylelikle Ceyhan çıktı. Bakın kazanım yani soru çözümündeki kazanım sırasını değiştirdiğiniz zaman da bazen daha rahat bir şekilde çözüme ulaşabiliyorsunuz. Buna da lütfen dikkat edin. O anlamda baktığınız zaman gerçekten çok güzel bir soru. Tekrar söylüyorum bak özel açı mantığını kullanıp sonra 1'e 2 mantığını kullandığımız zaman, benzerlik mantığını kullandığımız zaman soru çözümü biraz karmaşıklaşıyor. E o zaman ne yaptık? Kazanımların yerini değiştirdik. Önce benzerlik mantığını kullandık. Sonra diğer mantıkları kullandık arkadaşlar. İşte ne bileyim Çekince 60'ı kullandık işte 9'u falan kullandık. Daha rahat bir şekilde sonuca ulaştık. Sizler de böyle sorularda sıkıntı yaşadığınız zaman bu mantıkla düşünebilirsiniz. Ya bu mantıkta genelde hep böyle tek taraflı düşünüyorsunuz ya. Ben biraz onu yıkmak istiyorum aslında. Burada bu sorularla da yıkıyorum aslında. Görüyorsunuz da arkadaşım. Gerçekten çok güzel bir soru. İnşallah çok faydam dokunuyordur. Yani şu bakış açınızı var ya şu alt gözlüklerini bir çıkarsanız. Sizler de çok güzel çıkaranlarınız var ama sizler de çok güzel bir yol alacaksınız. Geometride şunu da söylemeden geçmeyeyim. Yani onlarca çözüm yöntemi var diyorlar. Evet doğru açıda ve üçgende açıda belki doğru ama sonraki konularda böyle onlarca çözüm yok aslında baktığın zaman. İki tane ya da bilemeden en fazla üç tane çözüm yöntemi vardı. O da sorunun içerisindeki kazanımlara göre değişebiliyor. Verilen bilgileri kullanmaya göre sıralamayı değiştirdiğiniz zaman çözüm yöntemi işte bu şekilde değişiklik gösteriyor. Buna en güzel örnek arkadaşım bu. Bak diğer türlü gitmeye kalkışırsan yine çözüme ulaşırsın ama biraz sıkıntılı bir şekilde çözüme ulaşırsın. Bu şekilde önce benzerlik mantığını kullandığımız zaman soru daha güzel bir şekilde aktı ve daha rahat bir şekilde cevaba ulaştık. Süper bir soru. Örnek 25 Cehan oldu. Geldik örnek 26'ya. Evet eş yapılar aslında sadece devrilmiş ya da kırılmış ya da eğilmiş. Bir sokak lambasının direğin sokak lambasının direğinin uzunluğu 16 metre. Şuraya kadar kısmı. Ve lambayı taşıyan kolunun uzunluğu da 10 metredir. Şurası da 10 metre olarak verilmiş. Direk ile kol arasında kaçı 120 derece. Şurayı bana 120 derece vermiş. Yani şurada kaçı 120 derece. Şiddetli rüzgar nedeniyle yerden 10 metre yükseklikteki noktadan kırılmadan 60 derece eğilmiş. 60 derece eğilmişse burada kaçtı kaç derece oldu? 120 derece oldu. Önceden doğruydu ya. 60 derece eğildi. 60'ı burada göstermeyebilirdi. Aa 60 derece eğildiyse hocam burası mı 60? İşte eğilen kısım bak bu buradayken hop buraya geliyor. Burası 60. O zaman buraya ne kaldı? 120 kaldı. Buna da dikkat edin. Ve yerden 10 metre yükseklikte. O zaman buraya ne kaldı? 6 kaldı. Hocam burası da 10 mu? 10. Bu durumda Kolun ucundaki lambanın yere kaç metre uzaklığı kaç metre olmuştur diye soruluyor. Şuradaki uzunluk soruluyor arkadaşlar bize. Bunu bulmaya çalışacağız şimdi. E o zaman ne yapacağız burada? Bir hamle yapalım. Burada bir yerde bir hamle yapalım. Arkadaşlar, e tabii ki burada katmışım mantığını kullanacağız. Hop şuradan bir 90 çizsek. Bazılarınız belki şöyle falan böyle bir fantaziye kaçabilir. Ya kardeşim niye fanteziye kaçıyorsun ki 120'yi bölmek bizim için sıkıntılıydı. E ne yapacağız? 60 var 60'ın mantığını kullan. Bak 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı kaç yaptı? 3 yaptı. Tamam. Hatta burası da 3 kök yaptı. E sonra ne yapacağız? Ben buradaki yüksekliği bulmaya çalışacağım. Bak buraya kadar ki kısmı ben 13 buldum. O zaman buraya kadar kısmı da ben 13'ü de düşüneyim şöyle. E, 13. Hocam burası da 13 olacak. E burada 60, 90, burası 30 oldu. 30, 120 ise bak burada kaçı da 30 oldu. 30, 90 ise bak 60 oldu. 90'ın karşısı 10 30'un karşısı 5 oldu. E burası 13 ya. Burası da 13 olacak. Yani buraya kaç kaldı? 8 kaldı. Yerden yükseklik soruluyor bize. O da 8 yaptı. Yani özel açıya dokunmadan soruyu net bir şekilde daha rahat bir şekilde çözebildiğini farkında mısın? O yüzden ben sana özel açılar cız diyorum. Yani özel açılara dokunmak yok diyorum değil mi? Dokunmadan bak net bir şekilde sonuca ulaşıyoruz. Örnek 26'yı 8 yani balıkesir bulduk. Geldik. Örnek 27. Bir katlama sorusu. Katlama olmazsa olmazımız. Katlama gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? önceki haline şöyle bir geriye açalım kardeşim. Evet şu şekilde açtık. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar eşit. Hatta şu parçayla da şu parça birbirine eşit olacak. Şimdi şuradaki oranlamalar bakalım. Evet şekil 1'de BE bölü EC 2 bölü 3 verilmiş. Şurası 2K iken burası 3K verilmiş. Tamam burası 2K iken burası 3K ya. Sen bunu katladın 3K iken 3K olacak. Yani buraya da ne kaldı? K kaldı. Şekil 2'de AD bölü FC üssü isteniyor bizden. Evet. AD bölü FC üssü. AD bölü FC üssü neredesin sen? Şuradaki uzunluk isteniyor. Tamam. Şimdi biraz benzerliğe kaçmış ya burada. Dik üçgenin içerisinde olduğu için e, dik üçgen konusunun içinde de sorulabilir. Sıkıntı yok. Şimdi şurada 1'e 2 oran var. O zaman hocam burası A ise burası 2A'dır. 3A ise burası da 3A mıdır? Evet. E şimdi burada şu paralelliğe bakalım. Çünkü sen bunu böyle katladığın zaman aynı doğrunun üstünde gitmiş. Burada açılar değişik olacak ya 90-90 oldu. O yüzden bunlar da birbirine paralel oldu. E şimdi burada şöyle baktığın zaman şurada 3'e 2 oran var. E burada da 3'e 2 oran olacak. Yani burası 2A olmak zorunda. Şimdi AD'ye bak bakalım. 2A bölü neresi? FC üssü. FC üssü de A. 2A bölü A isteniyor. Cevap böylelikle ne yaptı? 2 yaptı. Yani 27. soru ne çıktı? Denizli çıktı arkadaşım. Geldik 28'e. Şekil 1'de verilen yer düzlemine dik konumda duran AB ve CD şeklindeki elektrik direkleri bir fırtına sonrası yer düzlemi ile 45 derecelik ve 30 derecelik açılar yapacak şekilde devriliyor. Ya da şu 45 derece eğildi bu da 60 derece eğildi denilebilirdi. Şurada kaç 60 derece değil 30 derece olacağını sen kendin bulabilirdin bu şekilde de karşına gelebilirdi. Ve eş yapıları yine kullanmışız. Dikkat et ÖSYM buldu çok seviyor. Biz de sorularımızda bunları çok kullandık. Evet burası yine 11 kök 2 yani 11 kök 2 burası da 6 diye yazdık mı yazdık. E ne yapacağız 45'in mantığını kullanacağız. Şöyle bir dik çizeceğiz. Burada da 30'un mantığını kullanacağız. Şöyle bir dik çizeceğiz. Bizden de ne isteniyor? Şuradaki B üssü C üssü uzunluğu isteniliyor. E ne yapacağız? Şu 90. 45 45 90 üçgeninden. 11 kök 2 ise bunlar 11 11 yaptı mı yaptı. E burada da bir 30 60 90 üçgen 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yaptı. Burası da 60'ın karşısı da 3 kök 3 mü yaptı? Evet. Şu toplamda 17 artı 3 kök 3 verilmiş. 11'i 17'ye tamamlayan sayı kaçtır? 6'dır. E 3 kök 3 de zaten burada 11. Yani buraya da 6 kaldı. 17 artı 3 kök 3'ten 11'i ve 3 kök 3 çıkartınca 6 kaldı. E bizden bu uzunluk isteniyor. Buna ait de Hop şöyle bir dikdörtgen oluştursan. Dik üçgen oluşturursak eğer. 3 ise 3. Buraya 8 kaldı. 6 iken burası da 6. Ve burada Pisagor. 6, 8, 10 üçgeni özel üçgeninden dolayı cevap böylelikle 10 olarak buluruz. Yani cevap balı kesir oldu. Geldik. Örnek 29'a. Efsun eşkenar üçgen biçimindeki bir muska böreğini kesikli noktalardan keserek 3 eş parçaya ayırıp bir parçasını Ayşen'e bir parçasını Şenay'a verip bir parçasını da kendine alıyor. Bak bu bir eşkenar üçgen. 3 üç eş parça nerede kesilir? Eşkenar üçgende de bahsetmiştim. Burası her şeyin merkeziydi. Burası yükseklerin kesim noktası olunca, çevrel çemberin merkezi olunca şu 3 eş parça olur. Yani bu 3 eş parçaysa 62 eş parçaya yapacak. 30-30 açı ortayların kesim noktası da diyebiliriz. Ve orası da zaten yükseklerin kesim noktası. Yani 30-30-120 üçgen çıktı. 18 köküçse köküçe bölünmüş hali. Bunlar da 18-18 olur. Efsun'un aldığı parçanın çevresi soruluyor bize. Evet. Bir parçayı Efsun almıştı. Bunun çevresi soruluyor. 18, 18 ve 18 kök köküçün toplamı. E bunları topladığın zaman kaç yapıyor? 18, 18, 36 artı 18 köküçten dolayı cevap balık esir oldu örnek 29'da. Geldik örnek 30'a. Bir makas 120 derece açıldığında uç noktalar arasındaki uzaklık 24 santimetre oluyor. Evet burası 24 santimetre imiş. Daha sonra makasın AC ucu bir miktar döndürüldüğünde uçlar arasındaki uzaklık o bir de bunu döndürecekmişim. Şimdi öncelikle makası 120 derece açmışım. Yani şuradaki uzunluk açı kaç derece? 120 derece. E burada makasın şu kenarıyla şu kenarı eş değil mi? Eş yapı. Çok güzel bir soru. Dikkat edin bakın buna. O zaman burası 30 30 120 üçgen çıktı. 30 30 120 üçgeninde bu 120'nin karşısı 24 ise şu kenarları ben bulabilirim. O zaman normalde ee, İkiz kenarlardan buraya geçiş yani 120'nin karşısına geçiş kök köküç kaçsa o zaman köküçe böleceğiz. 24'ü köküçe böldüğüm zaman şeyi bulurum. Köküç eşitleri çarpsam 24 köküç bölü 3'ten burayı 8 köküç mü buluruz? Evet. Şu kenar 8 köküç bu kenarda 8 köküç oldu. Daha sonra diyor makasın AC ucu bir miktar döndürüldüğünde. Şimdi bu makasın AC ucu şöyleydi. Ben bunu bir miktar döndüreceğim. Hop şöyle döndürdüm bir miktar döndürdüğünde dikkat et döndürme kalem döndürdüğünde yine aynı kalem değil mi? Eş yapı döndürme sorularında eş yapıya dikkat edeceksin. Sen bunu bir miktar döndürdüğünde bu uzunluk 8 kök üçgen hala bu uzunluk da yine 8 kök 3 mü? Evet buranın 8 kök 3 olmasını unutma. Sen bunu böyle döndürdüğün zaman makasın uçları arasındaki uzaklık bir ucu burada bir ucu da burada. Bu uçlar arasındaki mesafeyi bize kaç vermiş? 8 kök 6 vermiş. Hmm. Şimdi dikkat. Burası 8 kök 3. Burası 8 kök 3. Burası 8 kök 6. Aa hocam burada ne var? 8 kök 3. 8 kök 3 kök 6. 8 kök 6 kök 2 katı. A A A kök 2. İkiz kenar dik üçgen değil midir bu? Evet yani burayı 90 derece bulduk. Makasın son durumdaki AC ucu ile BC doğru parçası. Evet son durumdaki AC. Bu C buraya geldi ya. AC ucu ile BC doğru parçası K noktasında kestiğine göre Ali kara uzunluğu nedir diye soruluyor. Şuradaki Ali kara uzunluğu soruluyor arkadaşlar bize. E tamam. Şimdi ne var burada? Arkadaş zaten burası 30'du. AK bir şu çizgi bozulmuyor ya. Burası 30. 30 90 ise burası da 60 derece oldu mu? Oldu. Senden de burada uzunluk isteniyor. 60'ı karşı 8 kökü ise burada bir 30 60 90 üçgen çıktı. 60'ı karşı 8 kökü ise 30'un karşısında ne olacaktır? Köküçe bölünmüş hali olacaktır. Cevapta ne oluyor o zaman? Bu uzunlukta burası 8 oluyor bizden AK isteniyor. Aslında AK demeyelim de cevaplarda çıkmamış çünkü. Burayı B diye değiştirelim. Valla ilk defa böyle bir hata oldu. Kusura bakmayın. Ee, ama cevabı da bulmuşsunuzdur. Ya cevap 8 diyelim AK uzunluğu ya da burası K iken şurayı B diye değiştirelim. BK olsun burası. BK uzunluğu nedir diye sorulsun. E30'un karşısı 8 iken 90'ın karşısında da 16 yapmaz mı? Yapar. BK uzunluğunu da böylelikle 16 olarak buluruz. Yani örnek 30 Cihan oldu. Yalnız Mükemmel bir soru arkadaşlar. ÖSYM'nin seveceği gerçekten çok mükemmel bir soru. Makasın belli bir açıklığını vermiş. Buradaki eş yapıları düşüneceğiz. Ardından makası şu konumdayken bu konuma getireceğiz. Oradaki eksiklik var. Onu da sen hayal edeceksin. Şu 8 köküçgen buraya geldi. Burası da 8 köküç oldu. AC uzunluğu. Buna dikkat edeceksin. Ve burada da x kenar dik üçgen çıkmış. Gerçekten ama gerçekten çok mükemmel bir soru. Çözümü anladıysan eğer bunda öyle bir bununla ilgili bir soru çıkacaksa çok rahat bir şekilde yaparsın diye tahmin ediyorum. Evet şu AK değil de BK diye düzelttik ve cevabı da ne bulduk? Ceyhan bulduk. Geldik örnek 31'e. Döndürme sorusu. Evet burada da bir döndürme yapalım. Her zaman şu örneği veririm. Kalem döndürdüğünde yine aynı kalem. Eş yapı ÖSYM eş yapıları çok sever. Ya böyle kesip ya, ya böyle kesip başka yere koyarlar. Eş yapı Buradakini aldın buraya koydun. Eş yapı bak dikkat. Ya böyle katlarlar. Katlamada da üst üste binen kenarlar işte ya. Eş üçgen eş yapıyı kullanıyorsun aslında. Ya da döndürme kalem. Döndürdüğünde yine aynı kalem. Yine eş yapı. Ya da eş yapılı birkaç karton. Başka yerlere koyarlar. Üst üste koyarlar. Yine orada eş yapı. İşte bunların hepsinde eş yapı. Aslında dönüp dolaşıp bu söylediğim 3 ya da 4 tane bilgiyi böyle yeni nesil sorularda kullanıyorlar. Döndürmede de eş yapı olmasını da kullanacaksın. Eş yapı olmasında neye dikkat edeceksin? İşte bu yeni nesil sorularda açıların eşit olması bizim için çok önemli. Çünkü kalem eğer kalemse döndürdüğünde yine aynı kalemse eşitliklerin de birbirine eşit olmasını uzunlukların da eşit olmasını soruda kullanacaksın. Uzunluklar eşit ya da bir üçgeni döndürüyorsan ya da bir dörtgeni falan döndürüyorsan açıların da açıda varsa açıların da eşit olmasını kullanacaksın. Evet şuraya bakacak olursak 8 kök 6 verilmiş burası. 50 65 burada kaçı da 65 mi yapıyor 180 e tamamlayan açısı evet sen bunu döndürdün hop buraya burası da 50 65 65 değil mi evet bu ikizkenar üçgen şöyle ikizkenar üçgen döndürdün aynı ikizkenar üçgen burası da böyle ikizkenar üçgen oldu kaç derece döndürüyormuşuz a noktası etrafında 70 derece döndürüyormuşuz bak 70 derece döndürüyorum sen bunu aldın böyle hop bu nereye geldi? Buraya geldi. 70 derece. Hocam burası 70 derece olacak. Şurada kaç 70 derece? Ya da şuradan da yapabilirdin. C'den de. Şurada kaç 70 derece olacak diyebilirdin. Neyse. Burası 70 derece olacaksa eğer. A 70 ile 50'nin toplama. şurada kaç kaç derece yaptı? 120. E şurası 8 4, 6. Burası da 8 4, 6. Şurada bir üçgen yaptı. Ve nasıl bir üçgen yaptı? Tepe açısı 120 derece olan bir üçgen yaptı. 30 30 120 üçgeni yani bu. E 8 kök 6 8 kök 6 bizden de BC uzunluğu isteniyor. BC üstü uzunluğu isteniyor. Hatta burası C üstü olacak. E o zaman cevabımız ne olacak? 8 kök 6'nın kök 3 katı olacak. Yani şu e, kök 2 çarpı kök 3 ya bu kök alt dediğimiz. Kök, 3'te, kök 3 ile kök 3'ün çarpı da 3 ya. 3 kere 8 24. Cevap da böylelikle 24 kök 2 yapar. Yani örnek 31 denizli oldu. Geldik örnek 32'ye. Aşağıda Bülent Öğretmen'in okul bahçesine spor mülakatlarına hazırlanan öğrenciler için hazırladığı koşu parkalı görünmektedir. Yani parkurda korkmuyorsunuz. Yani buradaki çizgiler bizim için önemli. Ortadaki çizgiler, ortadaki çizgileri çizdikten sonra zaten karşınıza ne çıkıyor arkadaşım? Şöyle üçgen karşınıza çıkıyor. Bildiğiniz klasik bir soruya dönüşüyor. Burası 30, burası 60 derece. 30-90 burası kaç derece yaptı? 60 derece yaptı. Hatta burası 60 yaptı. A 60 60 ise burası da 60 yaptı. Şurada bir eşkenarlık çıktı. Eşkenarlığı gösterelim. Hatta burada da e, ne var? Şurası iki iç açı bir dış açı olduğundan burası da 30 derece oldu. Şu parçayla da şu parça birbirine eşit oldu. Peki öğrenciler bayrak numaraları numarası sırasına göre bayrakları alarak parkuru tamamlamaktadır. 2 numaralı bayrak ile 3 numaralı bayrak arası 8 metredir. 2 ile 3 numaralı bayrak. 2 ile 3 burası 8. E o zaman burası da 8 burası da 8. Burası da 8. 90'ın karşısı 8'si. 30'un karşısı 4'tür. Burası da 4 köküştür. 1 ile 2 numaralı bayrak arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. 1 ile 2 numaralı bayrak arasındaki uzaklık. Yani. Bir dakika. Onu istenmiyormuş. Buna göre diyor. 3 ile 4 numaralı bayraklar arasındaki uzaklık. 3 ile 4'e bakalım. 3 nerede? Burada. 4 nerede? Burada. 8, 8, 16. 16'nın neye oranı isteniliyor bizden? 1 ile 2 numaralı bayraklar arasındaki uzaklık. Yani. 12'ye oran isteniyor. 4'e bölsen 4, 4'e bölsen 3. Oran kaç çıktı o zaman? 4 bölü 3 çıktı. Yani örnek 32 C-han oldu. Geldik örnek 33'e. Evet hatırlarsınız bu soruyu. Bu sorunun klasiğini çözdük. Şu bakalım ne diyor. Aşağıda ağacın tepesinde bir kuşun yerdeki yemi alarak evin tepesindeki yuvasına taşıması hareketinin görseli çizilmiştir. AB ve DE doğru parçaları yere dik konumludur. Şunlar yere dik konumlu. A noktasının yerden yüksekliği 9 olarak verilmiş. Burası 9 verilmiş. D noktasının yerden yüksekliği de 6 olarak verilmiş. Kuşun bu hareketi gerçekleştiğinde en az 39 metre mesafe gitmesi gerektiğine göre. Yani şuradaki x ile y'nin toplamı neymiş arkadaşlar? En az 39'muş. BE uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi biz bunun daha böyle klasikte nasıl şey yapmıştık? Şuradaki uzunluğu da sorup x artı y'nin en az değerini sormuştuk. E burada da x artı y'nin en az değeri sorulmuş ya. Katlamasını yapıyorduk aşağı doğru. E o zaman şuradaki üçgenin katlamasını yapacak olursak şöyle bir katlamasını yaptım. Bakın şu üçgenin katlaması aşağı doğru. Hocam y iken burası y oldu. 6 iken burası 6 oldu. x artı y ya da x artı y en az nasıl olur? Bunlar doğrusalken olur hocam. E burada da 90'lar var. Dikdörtgen oluşturacağız. Hadi bakalım dikdörtgeni de şöyle oluşturacak olursak 6 iken burası da 6. E bir de bunun en az değeri de zaten 39 verilmiş. Burası da 39. Şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. Bir kenar 15. Bir kenar 39. Ortak çarpan 3. 3 çarpı 5. 3 çarpı 13. E hocam 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13'ten. Burası da 3 çarpı 12 yapar. Burası da kaç yapar o zaman? 36 yapar. Yani 33. sorunun doğru cevabı böylelikle Edremit oldu. Geldik 34. soruya. Aşağıda ön tarafı mavi arka tarafı kırmızı olan ABC dik üçgeni şeklinde bir kağıt verilmiştir. Evet şöyle bir kağıt verilmiş. Arkası da kırmızı. Bu kağıt D doğrusu boyunca katlanmış bu şekle gelmiş. Evet bu şekle gelmiş. Eski haline geri getiriyoruz. Hop şöyle hop şöyle. Üst üste binen açılar eşit olacak ya. Aynı doğru boyunca katlandığı için şu açıyla şu açı eşit. Yani 90 derece olmak zorunda burası. Şimdi burada da oran verilmiş. BC uzunluğu 10 kök 3. Evet buradaki uzunluk 10 kök 3 verilmiş. BD uzunluğu da 5 BD 10 kök 3 ya. Burası da 2 kök 3 mü yapar? Evet. BD 2 kök 3. E burası 2 kök üst üste binen kenarlar birbirine eşit ya. Burası da 2 kök 3 yapacak. E o zaman buraya ne kaldı? Toplamda 10 kök 3'te 2 4 ise buraya da 6 kök kaldı? Evet. Şu açıyla da şu açıyı birbirine eşit vermiş. He. O zaman ben burada açılara da dalacağım mı kardeşim? Öyle gözüküyor. Bu açıların eşitliğini ben nasıl kullanabilirim? Peki şuraya alfa dersem. E, burası da alfa mı? Alfa. Alfa 90 sa buraya bir beta dersem. Hocam üst üste binen açılar birbirine eşit ya. Burası da beta. İki iç açı bir dış açı olacağından burası 2 beta oldu. He alfa dediğim 2 beta oldu. Hocam burası da iki betaysa bak ne çıktı burada. Beta 2 beta toplamı 90 değil mi? Evet. 3 beta eşittir 90 ise betayı 30 derece buluruz. E beta 30 derece ise o zaman işimiz kolaylaştı. Hocam beta 30 ise burası 60 oldu. Ee, burası da 60 oldu. Hatta burası da 60 oldu. 60'ı karşı 2 köküse 30'un karşısı kaç yapar? 2 yapar. Köküçe bölünmüş hali. 30'un karşısı 2 iken burası da 4 mi yapar? Evet. Sonra e, ben şurası 90 derece. Şuradaki dik üçgende şurayı bulduk zaten biz. Bizden şuradaki x uzunluğu isteniyor. Hadi yukarıdaki üçgende yapalım. işimiz daha da kolaylaşsın. Şurayı 30 bulduk ya. Burası da 60 ya. Bak şurası da toplamda 10 köküç. E, burası da 90 derece. Burayı da 60 derece bulduk zaten. Burayı da 4 bulmuştuk. 2'den dolayı. 90'ın karşısı 10 köküsü 30'un karşısı yarısıdır. 5 köküçtür. E, 30'un karşısı 5 kökü, 60'ın karşısı da 5 köküçün köküç katıdır. 5 köküçün köküç katı da kaç yapar? Şu ikisinin çarpı 3 olduğundan 15 yapar. 4'ü buradaysa buraya kaç kalır? 11 kalır. Zaten benden de bu isteniliyor. Cevap böylelikle 11 yaptı. Yani Ceyhan oldu arkadaşlar. Örnek 34'te. Geldik örnek 35'e. Şekilde verilen ABC üçgeni biçimindeki levha BC doğrusu boyunca 28 santimetre ötelenek. Evet, B köşesi buraya gelmiş. 28 santimetre öteledin ya. B 28 ötelendi buraya geldi. Ya da C buraya geldi ya. Burası da 28 demek değil midir? Evet. Tamam. 28'i bulduk. Sonra AB 30, BC 50. Bak şimdi. Burası 30, burası BC uzunluğu da 50. Şöyle bir dik üçgen var. Şurası 30 burası 50 ya. Ne üçgeni 3 4 5'in 10 katından dolayı burası da 40 yapacak. E hocam şurası 50 olduğundan buraya ne kaldı? 22 mi kaldı? Evet şuradaki uzunluk 22 yaptı. Benden ne isteniyor? A B üstü uzunluğu isteniyor. Şuradaki uzunluk isteniyor. Hmm. Tamam. O zaman bu üçgeni düzgün bir şekilde çizeyim. Ya da burada işlemi yapayım ben. Arkadaşlarım şu üçgenindeki şu uzunluğu bulmak için ne yapmam lazım? dik üçgene karşılık getirmem lazım. O yüzden hop şöyle bir 90 derece çizersem ben şurayı bulursam şurayı da bulursam olay bitti mi bitti. Yani şöyle bir dik üçgen var elimde. Bak şimdi 30 burası 40 burası 50 burası. Sen buradaki yüksekliği bulursan büyük ihtimalle her yeri bulursun. Bu yüksekliği nasıl bulacaksın? Hocam alandan 50 çarpı h bölü 2 aynı zamanda 30 çarpı 40 bölü 2'ye eşit değil mi? Evet bölükler gitti. Hocam sıfırlardan birer tanesi gitsin. 5'e bölsen 5'e bölsen 6 6 kere 4 24. Haşı 24 buldun. Evet H 24. Şimdi buradaki üçgene bak bakayım. Bu 6 kere 5. 6 kere 4 6 kere 3. O zaman burası 18 olacak. E burası çünkü dikkat et 6 çarpı 4 burası 6 çarpı 5 burası. O zaman burası da 6 çarpı 3 olacak yani 18 oldu. Buraya kadar kısmı 28'di. Buraya da 10 kaldı. Şöyle burada da bir Pisagor çıktı. Dik üçgenin kenarları da ne? Şöyle bir şey. Hocam bir kenar 10. Diğer kenar 24. E hocam burada da 2 çarpı 5 burası. 2 çarpı 12 burası. E burası da 2 çarpı 5, 12, 13 üçgeninden 13 olur. Yani cevabı da ne buluruz? 26 olarak buluruz. Öteleme sorusu. Eş yapı sorusu yine. Yine ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Dikkat et lütfen. Örnek 35'i 26 yani Denizli bulduk. Geldik Örnek. 36 yan. Aşağıdaki şekil bir de ön tarafı mavi, arka tarafı sarı olan ABC dik üçgeni şeklindeki kağıt görseli verilmiştir. Şöyle birer katlama yapılmış. Katlamada ne oluyordu arkadaşlar? Geri doğru açıyorduk. Açılmış hali de var burada. Ee, bu soruda nasıl bir hamle yapabiliriz? 16 ve 20 de verilmiş bize. Dur. AB uzunluğu 16. BC uzunluğu 20. 12, 16, 20 üçgeninden burayı da 12 buluruz. Tamam. Şimdi burada... Katlamalarda üstte binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Hatta şu parçalar da eşit. Şu parçalar da eşit. Burada nasıl yapabiliriz? Burada. Hocam ben şuradaki uzunluğu bulabilirim. Ama buradaki uzunluk ya da buradaki uzunluğu bulabilirim. Öklit bağımlısından şurayı falan bulabilirim. Ama sonrasında işlem bitmeyecek. Şuradaki uzunlukları falan da bulmam gerekecek. Ya da şu uzunluğu bulabilirim. Bu uzunluğu da 12'nin karesi eşittir. Bu çarpı tamamından bu uzunluğu bulup sonra bunu bulduktan sonra burası da belli olur. E bunlar da belli olur. Ama sonrasında bir de yine benzerlik yapmam gerekecek galiba. Şu üçgende şu uzunluğu bulmaya yönelik hamle yapacağım. Dur bakalım oradan gitmeyeyim hemen ezbere iş yapmayayım. O, bu katlamalarda böyle kaldık ya katlamalarda üst üste gelen kenarların eşitliğini göstereyim ben. E burası 12 iken burası da 12 olacak mı? Olacak. E sonra bizden ne isteniyor? BD uzunluğu x iken burası da x mi olacak? Evet. A tamamı 16 idi. Burası da 16 eksi x olacak. Şurada üçgen. Bak bir de açılara dal. al. Buraya alfa dersem burası da beta. Alfa artı beta nedir? 90 derece. Alfa 90 sa burası da beta ya. Ee, bu betayken burası da beta. Bu alfa iken üst üste binen açılar birbirine eşit. Burası da alfa. Alfa artı beta 90 sa buraya da 90 derece kaldı. Ve burada bir pisagor bağıntısı çıktı mı? Çıktı. Evet biraz önceki yolla gitmeye kalkışsaydık eğer çok uzun yollar yapacaktık. Bak direkt pisagor bağıntısı çıktı burada. Hemen işlemimizi yapalım. Arkadaşlar burada hissedebiliriz. 5, 12, 13 tutmuyor. 9, 12, 15 tutmuyor. 12, 16, 20 tutmuyor. O zaman burada 16 eksi x'in karesi eşittir. x'in karesi artı 12'nin karesi deyip işlem 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 yapacağız. Yapalım özel üçgen. Tutmadı çünkü. 16'nın karesi 256 eksi 32 x artı x kare eşittir. Eşittir. Ne olacak? x kare artı 144 olacak. x kareler nanay oldu. Bunu attık öbür tarafa. 256'dan 144 çıkartıyorum. Ee, buraya yazsam 144'ü böyle daha rahat olur. İşlem hatası yapmayayım. Burası 2, burası 1, burası da 1. 112 eşittir 32x yaptı. x de böylelikle 112 bölü 32 yaptı. 2'ye bölsen 56, 2'ye bölsen 16. 8'e bölsen 8'e bölünüyor 7, 8'e bölsen 2. 7 bölü 2'den cevap kaç çıkıyor o zaman? 3,5 çıkıyor. Gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Diğer türlü yapmaya kalkışsanız yine uzun yoldan çıkacaktı büyük ihtimalle. Örnek 36'yı böylelikle Balıkesir bulduk. Geldik örnek 37'ye. Aşağıda ABC ikizkenar üçgeni şeklinde bir pist verilmiştir. C noktasındaki robotun D noktasına gideceği doğrusal rota kırmızı çizgiyle belirtilmiştir. Hmm, şöyle. AB eşittir BC verilmiş. AB ile BC ikizkenar verilmiş burada. Eyvallah. E bu x kenarsa 80 ise burası da 80 olacak. Yani buraya 70. 80 80 160'tan buraya ne kaldı? 20 derece kaldı. 10 derece verilmiş. 20 30. Buradaki bak 20 ile 10. Burası 150 yapar. Hatta iki iç açın toplamı bir dış açı olacağından şunu şöyle göstereyim. şurada şöyle ya. Şunu da şöyle göstereyim. Hocam 20 ile 10'un toplamı 30. En sevdiğim. Yani sen şuradaki açı kaç derece? 30 derece özel açı geliyor ya dayanamam gösteririm onu iki iç açı bir dış açıyı da gösteririm. Bu robotun diyor C noktasından A noktasına gidebilmesi için kaç santimetre ilerlemesi lazım? Yani senden şuradaki uzunluk isteniyor. Bir de neresi verilmiş? BD verilmiş bize. Şurası 80 verilmiş. Aa bak 80 verilmiş burada. Ben buradaki mantığı kullanmak zorundayım. 30 derece de var. 80 de var. E o zaman hop şöyle bir diki çizelim böyle. 90'ın karşısı 80 30'un karşısı nedir? 40'tır. E tamam burayı 40 buldum. Sonrasında ne yapacağız? Ya benim şu ikiz kenarı kullanmam lazım kardeşim. Değil mi? Evet bu ikiz kenarı kullanacağım. Taban verilmemiş ama tabanla alakalı bir şey soruluyor. O zaman insan olan ne yapar? Hop tabanına ait yüksekliği çizer. Çizdik mi böyle yüksekliği? Taban iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Buraya x buraya x diyelim. Bizden ne isteniyor? 2x isteniyor. Peki sonrasında ne yapacağız hocam? Benim şunu kullanmam lazım. Onu da kullanmam lazım. Bak. Bu aynı zamanda açı ortağı. Yani şurası 10, 10 açı değil mi? Evet. 10, 90, 80 lik bir üçgen var. Şuradaki üçgen. Ve aynı zamanda şuradaki üçgen de 10, 90 ve 80'lik bir üçgen değil mi? Evet. 90'ın karşısında burada şu kenar var. Burada da 90'ın karşısında bak 10, 90, 80'lik üçgende 90'ın karşısında bu kenar var. Yani şu mavi üçgenle şu siyah üçgen ne oldu? Eş üçgen oldu. Çünkü yer ikisi de 10, 90, 80'lik üçgen. Ve burada onun karşısı 40 ise burada da onun karşısı 40 olacak. E o zaman burası da 40 olacak. 2x de kaç yapacak o zaman? 80 yapacak. Valla zor bir soru arkadaşlar. Bakın bu sefer zor soruyu yeni nesle çevirmişiz. Burada ya olur ya. Hep bununla karşılaşıyoruz. Eski neslin kolay sorularını yeni nesle çevirip böyle karşımıza geliyorlar. Bir de orta halli, zor halli soruların da yeni nesle çevrilmişleri böyle karşımıza çıkabilir. Ama çözüm yöntemi yine aynı. Aa 30 derece var. 30'un mantığını kullanmalıyım. Dik çizmeliyim. Aa ikiz kenar var. Tabanına ait yüksekliği çizmeliyim. Taban yok ama tabanla alakalı bir şey var. Bak hep aynı cümleleri kullanıyoruz. Yeni nesilde olsa eski nesilde olsa. Evet zor bir soru mu? Zor bir soru. Zorluk bakımından yıldız koydum buraya. Hatta 5 yıldız koymalıyım aslında. Ama çözümü de aslında bir o kadar da kolay. En son... Belki şu hamleleri yapabilirdin. Şurada 30'a böyle bir dik çizebilirdin. Burada da bir şuraya bir dik çizebilirdin. Burada e, oluşturduğun dik üçgenlere dikkat etmen lazım. Belki en son dik üçgenleri böyle göz önünde bulamazsın. Çünkü hep ne diyoruz biz? Bir şey yaptığımız zaman verilen bilgileri kullanacağız. Bulduğun bilgileri de kullanacaksın. Sen burada bir dik üçgen buldun. Burada da bir dik üçgen var böyle. O dik üçgenlerin kıyaslamasını da bazen yapacaksın. En son belki burada eşliği fark edebilmen senin için zor olmuştur. Belki bu amelleri de sen yapmışsındır ama bir de burada eşlik karşımıza çıktı. Evet zor bir soruydu. 37. soru Ceyhan oldu. Geldik buraya. Bugünün son sayfası. Galiba bakalım gerçekten öyle mi? Evet. Bakalım ne diyor? Aşağıdaki şekil 1'de verilen ABC kenar üçgen şeklindeki metal levha kesme makası ile AH boyunca kesilerek 2 eş levha Kardeşim iki eş levha. Eş yapıları ÖSYM seviyor zaten. Sen böyle kestin. 2 eş levha yaptın ya. Bu ne demek? 6'ya 6 altı böldün. 6 10. 6 8 10 üçgeni. E bu da 6 8 10 üçgeni olacak. Hocam burası kısa kenar mı? Hayır bak uzun kenar. Bak şuranın kısa kenar olduğu belli. Kısa kenar 6. Uzun kenar 8 o zaman. Uzun kenar 8 ya. Buraya 2 kaldı. Benden ne isteniyor? K ile L arasına bir ip gerilmiş. Burası da 90 derece. Burası da 90 derece ya. Kolay bir soruyormuş. 8 burası. 8 burası. İkiz kenar dik üçgen çıktı. Cevap o zaman ne olacaktır? 8 kökü olacaktır. Evet 38. soru Edremit oldu. Eş yapı ÖSYM sever. Yine bir eş yapı sorusu. Şekil 1'de 39'dayız. Şekil 1'de AB kenarı zeminle temas eden ABC dik üçgeni biçimindeki tahta blok verilmiştir. 9, 12, 15'in 10 katı yani burası 150. Şekil 1'deki tahta blok B köşesi tarafında saat yönünde bir miktar döndürüldüğünde şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Yani aslında ne kadar döndürülmüş? Şu kadar döndürülmüş. Yani nasıl? Hocam bu kenar buradayken bak ne oluyor? Hop buraya geliyor. Şöyle döndürme olmuş. Şu kadar bir döndürme açısı olmuş. Tamam. 9 12 15 üçgeni aynı şekilde bu da 15 9 12 15 üçgeni 120 buraya gelecek AC'ye. Bu 90'da buraya geldi. Burası da 90 yaptı. Şimdi CA üstü uzunluğu isteniyor bizden. Ne? CA üstü. Oo şuradaki uzunluk isteniyor bizden. Tamam. Bak şimdi kalem. Döndürdüğünde aynı kalem diyorum ya. Eş yapı olmasını kullanacağız mı? Kullanacağız. O zaman eş yapıyı kullanalım kardeşim burada. Nasıl kullanacağız hocam? İşte kenar uzunlukları eşitlerini yazdık. Tamam soruyu hala daha çözemiyorsan böyle eş yapılarda açıları da ihmal etme kardeşim. Burası alfa burası beta diyecek olursan C açısı buraya mı geldi? Evet burası alfa. E, buradaki açıda beta da nereye geldi o zaman? Burası da beta oldu. E tamam açılarda da çıkmadı maalesef. vay eyvah, eyvah ne yapacağız şimdi? Hadi bakalım. Şimdi bunun çözümünde büyük ihtimalle güzel bir çözüm yöntemi vardır. Nasıl yapabiliriz? Burada buna karşılık bir 90 derece elde etmem lazım arkadaş. Ben burada bir an bir hevesle şurası da 90 derece çıkacak zannettim ama çıkmadı maalesef. O zaman ben bunu 90 dereceye karşılık getirecek bir hamle yapmalıyım. E, o hamleyi nasıl yapacağız? O zaman burada arkadaşım şuradan bir dik çizsem ben dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı H. Bunu bulursam sonrasında buraya da ulaşırım. Anladın sen onu. Evet H'ı bulalım öncelikle alandan gidelim. 150 çarpı H bölü 2 aynı zamanda 90 çarpı 120 bölü 2'ye mi eşit? Evet bölü 2'ler gitti mi gitti. Şu sıfırlar gitsin. Sonra 3'e bölsen 4, 3'e bölsen 5. 5 ile de 90 sadeleşince 18 yaptı. 4 ile 18'in çarpımı da 72 yaptı. H'ı buradan 72 bulduk. H 72. E hocam şimdi bunu bulmaya çalışacağım. E hop şöyle bir dikdörtgende olayı hallederiz. 72 ise 72 burası. Buraya ne kaldı? 48 kaldı. E hocam şuradaki uzunluk lazım bana. E şurayı da bulayım ben o zaman. E burada da bir dik üçgen var. 90 ve 72. 3 4 5'in katı büyük ihtimalle ya da hocam 90'ın karesi öklit bağıntısından da gidebilirsin. Şu çarpı şundan da gidebilirsin. Sakıntı yok. İstediğin yerden git. Ya da Pisagor bağıntısı. 90 ve 72. Ee, şu 5'in katı büyük ihtimalle arkadaşlar. 5'in kaç katı? 18 katı değil mi? Evet 5'in 18 katı. Bu da 4'ün 18 katı değil mi? 72. O zaman burası da 3'ün 18 katı yapacaktır. Yani burası da kaç yaptı o zaman? 54 yaptı. 90, 54 daha. 144. Burası da 144 yaptı. E, ee, o zaman burası 144 ise artık burada bir pisagor bağıntısı yakışır. Yani sen burada ne yapacaksın? Hocam x'in karesi eşittir. 48'in karesi artı 144'ün karesi tabii ki yapmayacaksın. 48 ve 144'te ortak çarpan var mı diye bakacaksın. Hocam ee, bu şey yapsak kaç? 48 bu 48 3, bu da 3 katı. Oo süper. Bak bu 48 çarpı 1. Bak bu 48 çarpı kaç? 3 değil mi? 48 çarpı 3 44 yapıyor. O zaman buradan da x ne yapar arkadaşım? Direkt 48 çarpı diğer, diğer geri kalanların kareleri toplamıydı. Kare kök içinde. Yani 1'in karesi artı 3'ün karesiydi. O zaman cevap da 1 artı 3 9'dan 10 yaptı kök içerisi. 48 kök 10 diye çıkar. Yani cevabımız böylelikle ne yaptı? Edremit yaptı arkadaşlar. Daha farklı bir yol var mıdır? Yani tabii ki büyük ihtimalle vardır arkadaşlar ama benim aklıma 90 dereceye karşılık getirmek için şuradan dik çizmek geldi. Sonra dik dörtgenle bu geldi. Daha farklı yollarla sizler de büyük ihtimalle yapabilirsiniz. Şu an benim aklıma bu geldi vallahi. Neyse. Hadi bakalım. Geldik. Son soruya. Ne demiş bakalım son soru? Aslında bu soru ya genel tekrar sorusu olduğu için, dik üçgen ağırlıklı olduğu için dik üçgende sorduk. Çemberde de sorulabilirdi ama çemberde biliyoruz. Çemberdeki şeyleri de biliyoruz. En etkili silahımız yarış atmayan, merkez merkezdeye çektikleri falan filan biliyoruz. Aşağıdaki şekillerde bilyeler çizgilere ve birbirine teğet olup ardışık dikey çizgiler arasındaki uzaklar birbirine eşittir. <laughs> Eşit olur zaten bunlar. Niye? Çemberler ne diyor merkezleri birleştir merkezdeye çektik merkezdeye çektik. Burası R, burası R, burası R, burası R. Yani her bir mesafe gerçekten de 2R 2R oldu, oldu mu? Tamam. Hani şuradaki 2 re 2R olduğunu biliyoruz da şunları değişti olarak vermiş. 2 r olduğunu biliyoruz. Peki. Tamam. Burası 2 re 2R. Bakalım. Bunların 2 r olduğunu biliyoruz. Şekil 1'deki özdeş daire şeklindeki bilyeler gösterilmiştir. Tamam. O bilyeler gösterildi. Sonra turuncu ve kırmızı bilyelerin konumları şekil 2'deki gibi değiştirilmiştir. Bu buraya geldi. Kırmızı neredeydi? Evet. Kırmızı bak şuradaydı. Konumu buradaydı. Turuncu da konumu buradaydı. Şu bizim eleman buraya geldi. Bu bizim eleman da buraya geldi. Kırmızı bilyenin merkezi x birim yer değiştirmiştir. Turuncu bilyenin merkezi de y birim yer değiştirmiştir. x/y oranı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bize. Şimdi bu dikey uzunlukları falan filan vermiş mi vermemiş? Bak şimdi. Değiştirmeye bakalım. Arkadaşım, şunun merkezi buradayken burası mı oldu? Evet. Yer değiştirmesi şurası değil mi? Aynen öyle. Şurada Hop dik üçgeni oluşturacak olursak. Arkadaşım şurası R. Buranın 2R. Buranın da R olduğunu biliyorum. Şurası da R. Burası da R. 2R. Burası da R ya. Yani 4R. 4R. O zaman burası 4 kök 2R yaptı. Evet kırmızı 4 kök 2 R'ye kadar gitti. Bir de şu turuncuya bakalım. Turuncunun merkezi buradayken buraya geldi. Şuradaki mesafeye bakacağım. Hocam burası şöyle merkezine bakacak olursak şöyle birleştirdik. Hocam burası 2R, burası 2R, burası R, burası R. Şurada da merkezleri birleştirdik. 2R, 2R, R, R. Yani burası 6R, burası da 6R, 6, 6. Burası da 6 kök 2 mi oldu? Evet. Bunun da yer değiştirmesi 6 kök 2R oldu. Burada bizden X bölü Y oranı isteniyor. Kırmızı bölüye X birim yer değiştirdi ya. Yani 4 kök 2R yer değiştirdi. Öbürü de 6 kök 2R yer değiştirdi. R'ler gitti. Kökler gitti. Oranladığın zaman ne geldi? 2 bölü 3 geldi. Bak bu da dik üçgen olarak özel üçgen olarak gerçekten güzel bir soru. Dik üçgene yakışır bir soru. Çembere yakışır bir soru değil. Görüyorsunuz arkadaşlar. Cevabı da ne bulduk? Denizli bulduk. Evet gençler gerçekten çok güzel sorularla karşılaşmadık mı burada? Her tarz soruyla karşılaşmadık mı? Bir de konu anlatımından farklı sorularla karşılaşmadık mı burada? Tamam birkaç tane konu anlatımının hani katlama soruları biraz benziyor ama katlamada bile çok güzel böyle konu anlatımındaki böyle sorular e, çözüm yönteminden daha farklı bir çözüm e, soruları koyduk buraya. Farkındasınızdır. Ne kadar yani böyle değişik sorularla daha tekrar yaptığımızın farkındasınızdır. Yani konu anlatımını tamamlayan bir tekrar oldu burada. O yüzden şu tekrar acayip içime siniyor. Yani eksik hiçbir parçanız kalmayacak. İkinci günü de özellikle dik üçgen çok önemliydi. Tamam video uzun olmuş olabilir ama uzunluğa aldanmayın arkadaşlar. Bunlar bir tekrar sizler zaten yapamadığınız sorulara gelip bakıyorsunuz burada. Çok faydasını görüyorsunuz inanıyorum. Çünkü ben çözerken çok zevk alıyorum. Aşırı derecede zevk alıyorum. Sen de büyük ihtimalle bu zevki tadıyorsundur. Evet gençler ikinci günü bitirdik. Üçüncü günde ne var? Üçüncü günde açı ortay ve kenar ortayı yapacağız sizinle. O zaman ne diyoruz? Üçüncü günde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.